Evet, yayının girişinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son duruma ilişkin değerlendirmelerini aktardık. Ardından istifa krizini konuştuk, sahada neler olup bittiğini konuştuk. Hafta sonunda uygulanan, daha doğrusu nasıl uygulandığı tartışmalara neden olan sokağa çıkma yasağını ve o süreçte yaşananları konuştuk. Sıra geldi meseleye bir bilim insanı gözüyle bakmaya. Yani koronavirüs pandemisiyle mücadelede neredeyiz? O yayınımızın başından itibaren anlattığım süreçte bir de güncel verileri de sizlere aktarmıştık. Gelin o verilere ve yaşananlara bir bilim insanı gözüyle bakalım. Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Ahmet Saltık internet bağlantısıyla Ankara'dan karşımızda. Ahmet Hocam, iyi akşamlar, merhabalar. İyi akşamlar Sayın Arapkeli, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. İsterseniz bu sokağa çıkma yasağı tartışmasıyla başlayalım. Çok tartışıldı. Siz bunun sokağa çıkma yasağı olarak adlandırılmasına karşısınız biliyorum. İdari bir tabir bu çünkü. Siz tam karantina ya da daha sıkı karantina tabirini kullanmaktan yanasınız. Sizin arzu ettiğiniz şekilde uygulandı mı? Erken ya da işte son dakikada karar alınması meselesi tartışması ayrı bir şey ama siz nasıl değerlendirdiniz? Dediniz 31 ildeki bu yasağı. Evet. Tekrar teşekkür ederim fırsat verdiğiniz için. İyi yayınlar diliyorum. Bütün Türkiye'yi de saygıyla selamlıyorum. Sağlıklar diliyorum ülkemize ve dünyaya. Ben aktif sürveyansla birlikte insanların evde kalması kavramlarını telaffuz ediyorum. İnsanları eve kapatıyoruz fakat tarama yapmıyoruz, test yapmıyoruz. Saklı gizli olguları bulmuyoruz. Dolayısıyla insanları eve kapatmanın bir yararı, bir hocam, anlamı. Hocam özür dileyerek aktif sürveyans tabirini biraz açar mısınız? İkisi de yabancı tabir olduğu için. Efendim, aktif sürveyans hasta olma olasılığı olan, hastalığı almış olabilen, olması olanağı bulunan ama sağlık kuruluşlarına başvurmayan insanları toplum içinde tarayarak bulma çabasıdır. Biz bunu şimdiye dek hiç yapmadık. Pasif sürveyansın da pasifini yaptık. Yani yalnızca sağlık kuruluşlarına başvuranlara ve yalnızca sağlık kuruluşlarına başvuranlardan da belli koşulları sağlayanlara test yaptık. O nedenle test sayılarımız yüksek gözükse bile göreceli olarak toplumdaki gerçek olgu sayılarını bulabilmekten çok uzak bulunuyoruz. Dolayısıyla insanları eve kapatmanın da bir anlamı olmuyor. Çünkü tarama yapıp saklı gizli olguları bulmuyoruz. Yani aktif sürveyans yapmamış oluyoruz. O yüzden sokağa çıkma yasağı yerine insanlarımızdan işbirliği içinde cumartesi pazar, bu hafta sonra, bir dahaki hafta sonu sizi evde rica edeceğiz gündüz saatlerinde ve yaygın tarama yapacağız, test örnekleri alacağız, sizi işbirliğine davet ediyoruz dersiniz. Tatlı sert önlemlerle bunu başarırsınız ama Türkiye bir türlü buna yanaşmıyor. Şimdi 10 Nisan Cuma günü gece yaşananlar da bu bağlamda Sayın Arapkirli. Gece 22'de ilan edildi. Bu hiç hoş bir şey değil. Dünyada örneği yok. 2 saat kalmış yasağa. İnsanlar hazırlıksız yakalanmış. Dolayısıyla sokaklara fırladılar. Haklı ya da haksız nedenlerle insanlar. Az önce Sayın Cumhurbaşkanı gelecek hafta sonu 18-19 Nisan günlerini içermek üzere sokağa çıkma yasağı konacağını belirtti. Demek ki oluyormuş. Daha erkenden de planlı bir şekilde yapılabilirmiş. Aynı zamanda bir kargaşa yaratıldığını o akşam, 10 Nisan akşamı bunu da kabul etti Sayın Cumhurbaşkanı. Bir tür itiraf olmuş oldu. Ama bunların bedelleri ne yazık ki çok üzücü Sayın Arapkirli. Ben bir hesap yapmaya çalıştım. Büyük üzüntü içinde. Az önce açıklanan rakamlara göre değil de dün akşamki rakamlara göre yapmıştım hesabı. Çok büyük fark etmeyecek. 57 bin olgumuz vardı. Bugün de 61 bini geçti. Az önce öğrendik. 83 milyon nüfusta baktığımızda bu 100 binde aşağı yukarı 69 kişiye karşılık geliyor. Yani her 100 bin kişiden 69'u Türkiye'de bu virüsü taşıyor. İlan edilen resmi rakamlara göre. Ama gerçek rakam bunun en azından 4 kat fazla, çünkü koronavirüs enfeksiyonu alan olguların bir kere %80'i ayakta, çok bulgu vermeden, hafif sağlık kuruluşuna başvurmadan geçiriyor. Demek ki sağlık kuruluşlarına başvurup da bizim test yaptığımız, testin de atlamadığı, hata yapmadığı olguların sayısı 57 bin, 60 bin iken bunun en az 4 katı toplum içinde. Dolayısıyla
O gece, 10 Nisan gecesi Sayın Bakan, İçişleri Bakanı 250 bin dolayında dedi. 300 bin dolayında biz insanı yuvarlak hesap sokağa çıktı, kabul edelim. İyimser bir rakamla. Bu 300 bin insan içinde acaba kaç kişi enfekteydi? Her 100 bin kişide 70 demiştik. Çarparsak aşağı yukarı 210 kişi bu 300 bin kişinin içinde en iyimser hesaplarla virüsü taşıyordu ve bulaştırıcıydı. R0 değerini de Türkiye'de yine iyimser rakamlarla 5 değerinde alırsak o kitlenin içindeki 210 kişi her biri 5 kişiyi bulaştırdı demektir. Bu yaklaşık olarak 1050 kişiye karşılık gelir. Demek ki o akşam, 10 Nisan Cuma günü akşam çok iyimser hesaplarla 1050 dolayında insan enfekte oldu, bulaşı aldı. Ve bu insanlar da 1-2 hafta içinde en az 5 katı kadar 5250 dolayında insanı enfekte edecekler. Kuluçka süresi en uzun 14 gün diyoruz ama %80'den aşağı yukarı 5 gün ve birkaç gün içinde insanlar bulaştırıcı hale gelebiliyorlar. O 5250 kişi bir hafta kadar sonra çarpı 5, 25 bin, 26 bin kişiyi enfekte edecek. Dolayısıyla fazladan en iyimser hesaplarla biz 26 bin dolayında yeni hasta kazanmış oluyoruz. Bu yanlışımız üzerinden. Bir hafta sonraki olgu sayılarında ve onu izleyen sonraki, yani 17 ve 24 Nisan günlerinde artı bir eksi bir tabii esnek söylüyorum. Bu olgu sayılarının yansımasını grafiğe bekleyebiliriz eğer gerçek biçimde yansıtılır şimdi ise. Sayın Saltık, tekrar 10 Nisan gecesine dönersek. Şimdi o gün hatırlayacaksınız, Sayın Sağlık Bakanı'nın bilim kuruluyla toplantısı ve bilahare açıklaması vardı. O toplantı sonrasında yapılan açıklamada sokağa çıkma yasağı ya da işte karantina ile ilgili herhangi bir ipucu sezmedik. Sayın Fahrettin Koca'nın öyle bir izlenim vermediğini de hatırlıyoruz. Şimdi siz sık sık yaptığımız bağlantılarda ve katıldığınız yayınlarda bilim kurulunun çalışma sistematiğini, oradaki ilkesel yetersizliği eleştirdiniz, eleştiriyorsunuz. Sizce o gün ne oldu bilim kurulunda, bildiğiniz kadarıyla ya da tahmin edebildiğiniz kadarıyla? Sokağa çıkma yasağı konusunda bir telkinde bulunuldu, Sayın Bakan bunu red mi etti? Yoksa ne orada ne bakanın gündeminde varken İçişleri Bakanı bu kararı aldı ama tabii sonunda yanlış bir karar alındığında, daha doğrusu geç alındığını da ya da çok erken alındığını da itiraf etti. Ne diyorsunuz bu bilim kurulunun çalışma mekanizması ile ilgili olarak? Sayın Arapkeli, buna yanıt vermek çok güç. Az önceki analizimden yalnızca bir cümle söyleyip devam edeyim, hoş görürseniz. Buyurunuz efendim. Ölüm sayılarını kestirmeye çalışmıştım az önceki analizim devam ederken. 26 bin dolayında yeni olgu eklenirse, Cuma günü 10 Nisan akşamı yapılan hata nedeniyle, şu anda geçerli Türkiye'de %2,1 ölüm hızı, hastalığa yakalananların %2,1'i ölüyor. Yaklaşık 55 dolayında fazladan ölümle karşılaşmamız olasıdır Cuma günü yaptığımız hatayla. Dolayısıyla bilim kurulu böyle bir karar aldı mı almadı mı öğrenmenin yolu, başından beri yalvar yakar söylüyoruz. Her akşam bilim kurulunun içinden bir sözcü veya Sağlık Bakanlığı'nın bir sözcüsü açıklasın bu kararları ve yazılı olarak basına da verilsin, biz de öğrenelim. Ancak benim öğrenebildiğim kadar Sayın Bakan'ın da böyle bir girişimden haberi olmadığını, köşkten alınan bir kararla gece yarısından sonra öğrendiğini öğrenmiş oluyoruz. Dolayısıyla asıl salgını yönetmek durumunda olan Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun bir anlamda devre dışı kaldığını, kararların başka yerlerde ve Bilim Kurulu'nun önerileri, tavsiyeleri, kararları belki de dikkate alınmadan verildiğini görüyoruz. Bu tabii çok ciddi bir sorumluluk. Bilim Kurulu'nun bilimsel verilerine dayanmadan acaba hangi gerekçelerle, hangi verilerle böyle bir karar alınmıştır? Sayın Erdoğan az önceki basın toplantısında çok sinirliydi, çok gergindi. Oysa hepimizin daha sakin olması gerek bence. Serinkanlılıkla bu süreci yönetmeliyiz. Ayrıca ben size hazırlanırken uluslararası basını da taradım. İngiltere'de, İspanya'da, İtalya'da devlet başkanlarının, yöneticilerin muhalefetle toplantılar yaptıklarını ve yeni kararlar aldıklarını öğreniyoruz sürekli. Söz gelimi Macron
Fransa Devlet Başkanı Macron bugün bir duyuru yaptı. Muhalefetle de toplantı yaptıktan sonra yarın salı günü öğlen saatlerinde Fransa'da en az 15 gün süreyle lockdown veya shutdown terimi kullanarak İngilizce bir anlamda Fransa'yı kilitliyoruz. Şalteri indiriyoruz. En az 15 gün dedi ve bu toplantıyı muhalefet liderleriyle birlikte yaptıkları toplantıdan sonra aldılar. Merkel aynı şekilde muhalefetle sürekli toplantı içinde bir savaş içindeyiz deniyor. Ama biz de çok gerçekten üzülüyoruz. Sayın Erdoğan'ın daha sakin olmasını bekliyor ve rica ediyoruz. Muhalefetle de işbirliği yapılmasını rica ediyoruz. Ama şu ortamda bile Sayın Erdoğan az önceki konuşmasında yine Cumhur İttifakı'ndan söz etti. Ana muhalefet liderini çok sert eleştirdi. Siz de belirttiniz, ben onlara girmek istemiyorum. Gerçekten çok üzücü, çok kırıcı, ağır sözler etti. Bence bunlara gerek yok. Bizler de Türkiye'nin iyiliği için çaba gösteriyoruz. Bakın, yaptığımız analizler sayısal, analizler bilimsel. İktidarın başarısızlığını isteyen yok. Yüreğimiz yanıyor. Bir hasta fazladan çıkarsa, bir insan fazladan gereksiz ölürse. O bakımdan bir kez daha bilim kurulu kararlarının saydam olmasını, yönetimin Sağlık Bakanlığı'na bırakılmasını, bilim kurulu kararlarının açıklanmasını ve üst yönetim tarafından da Sayın Erdoğan tarafından da harfiyen uygulanmasını bekliyoruz ki bu tür spekülasyonlar olmasın, dedikodu çalışmasın. Ondan sonra insanlar şöyle dedi, böyle dedi diye iktidar da bundan rahatsız olmasın. El birliğiyle ilerlemenin başka yolu yok. Ayrıca o genelge, o akşam yayınlanan genelge hukuka da aykırıydı Sayın Arapgirli. Çünkü Umumi Sıhhi Yasası'nın 309. yürürlük maddesi, son maddesi bu yasanın yürütümünü Bakanlar Kurulu'na bırakıyor. Biliyorsunuz Bakanlar Kurulu yok artık anayasa değişiklikleriyle. Hepsinin yerine Başbakan ve Bakanlar Kurulu sözcüklerinin yerine anayasada ve yasalarımızda Cumhurbaşkanı getirildi. Dolayısıyla böylesi bir karar almaya, sokağa çıkma yasağını ilan etmeye Türkiye'de yalnızca Cumhurbaşkanı yetkili, Millet Meclisi'nin saymazsak, bir yana koyarsak. Bir bakanın bunu yapması Sağlık Bakanlığı'nda mümkün değil. Herhangi bir bakanın da yapması mümkün değil. Kaldı ki Sayın İçişleri Bakanı Soylu, Cumhurbaşkanımızdan aldığım talimat gereği bunu yaptım diye bir tweet de yayınladı o akşam. Dolayısıyla o akşamki kargaşanın sorumluluğunu Sayın Erdoğan bu durumda üstlenmek durumunda. Halkımızdan belki de özür dilenmesi, bir yanlış yaptık bir daha yapmayacağız denmesi uygun olur. Peki. Biz bu özürü de beklemiyoruz ama benzer hataların tekrarlanmaması için lütfen daha sakin, daha serin kanlı, daha birleştirici, bütün halkı kucaklayıcı bir yol izliyoruz. Şimdi eğer zaman varsa ben Türkiye'nin verilerinin sayısal analizine... Hocam çok kısaca onu da toparlayalım. Zamanımız daralıyor. Bugün açıklanan son verileri de bir değerlendirirseniz. Evet. Şimdi şöyle Sayın Arapgirli, süre sınırlı olduğu için giremiyorum ayrıntılara ama Türkiye'de olgu sayıları ölüm sayıları arasında bir koşutluk, bir paralellik yok. Olgu sayılarımız roket gibi tırmanıyor deyim yerindeyse ama ölüm sayıları onun çok gerisinde kalıyor. Türkiye'de ölüm oranı %2,1 ve dünyanın en düşük oranı. Almanya'da bile %2,4. Yani hastalığa yakalanan 100 kişiden 2,1'i, 1000 kişiden 21'i Türkiye'de ölüyor. Almanya'da 24. Cumhurbaşkanı bunu alınan en yerinde önlemlere bağlıyor. Biz gereken mücadeleyi sayılardan da görüyorsunuz. Öyle değil. Neden değil? Sayılar bunu söyleyecek bize. Dünya ortalaması 6,2. Yani Türkiye dünya ortalamasının 1/3. Türkiye'nin bu kadar olağanüstü başarılı olması için acaba hangi somut dayanağımız, hangi somut verimiz var? İngiltere o muazzam teknolojisiyle 12,8, yani Türkiye'nin 6 katı hastalarını kurtaramıyor mu İngiltere? ABD Türkiye'nin 2 katı, %4 neredeyse. Bu bakımdan bu ölüm rakamları inandırıcı değil. Bir başka gerekçesi, inandırıcı olmayışının çok sayıda gerekçesi var ama süre kısıtlı olduğu için ben zamanınızı kötüye kullanmayayım diye hızlı hızlı gideyim. Örneğin yoğun bakımdaki hastalar, iyileşen hastalar, onlara baktığımızda da Türkiye'de yoğun bakım hastaları, hemen bulacağım notlarımdan, yoğun bakım hastaları dünya genelinde %4 dolayında iken Türkiye'de yoğun bakım hastaları
bunun üstünde bir oranda bu dünya genelinden daha yüksek oranda yoğun bakım hastalarımız olacak ve dünya genelinden çok daha az ölüm sayılarına sahip olacağız. Özetle yeni yakalanan olgu sayıları, hasta sayıları, test sayıları, yoğun bakımdaki hastalar, ölüm sayıları arasında ciddi tutarsızlıklar var ve biz bunların nedenlerini görebiliyoruz, açıklayabiliyoruz. Bunlar giderilmeden bu salgını epidemiolojik anlamda yönetmek mümkün değil Sayın Arapkirli. Daha hazini, eğer bilim kurulu da bu verilerle planlama yapıyor ise yandı gülüm keten helva. Peki. Önlerine Sağlık Bakanlığı'nın konduğu ve bize de açıklanan bu verilerle bilim kurulu planlama yapıyorsa biz bu salgını çok zor yönetiriz. Dolayısıyla gerçek anlamda Türkiye'nin verilerini bilmek, yayınlama ve epidemiolojik ilkelerle bu salgını yönetmek durumundayız. Başka hiçbir seçeneğimiz yok. Peki efendim. Dolayısıyla Türkiye'nin de örneğin Fransa'daki gibi en son alınan kararla gelecek hafta sonu belki bir iki hafta o eşiğe geldik artık. İki hafta tarama yapın veya yapmayın vazgeçtim artık, aktif sürveyanstan da vazgeçtim. Yangın korkunç bir hızla devam ediyor. Türkiye olgu sayılarının yükselmesi bakımından ikinci sırada dünyada. Olgu sayılarının yükseliş hızı bakımından dünyada ikinci sıraya ulaşmış bulunuyor. Peki hocam. Onun için bir 15 gün, 2 hafta Türkiye'yi tatil edin diye bağlayayım. Peki. Sayın Saltık, çok teşekkürler efendim yayınımıza katıldığınız için. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sağ olun. Profesör Doktor Ahmet Saltık'ı dinliyorduk.